Merhaba arkadaşlar. Latife'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün köstebek pasta yapacağız. Önce yumurtaları kıracağım. Yumurtanın birisi biraz küçük olduğu için iki tane daha kıracağım. 4 tane kıracağım. Çünkü yumurtalarım küçük. Bir su bardağı toz şekeri ilave edeceğim. Ha, şimdi mikserle çırpacağım. 4 yumurta kırdım. Bir su bardağı toz şekeri ilave ettim. Şimdi de mikserle çırpıyorum. Arkadaşlar bir su bardağı toz şekerimle 4 yumurtamı kırdım, onu çırptım. Şimdi sıvı malzemeleri döküyorum. Bir su bardağı sıvıya, bir su bardağı süt. Onları da şey yapacağım, çırpacağım. Şimdi de 2 su bardağı unumu ilave edeceğim. İki yemek kaşığı kakao ilave edeceğim. Bir vanilin, bir kabartma tozunu ilave ediyorum. Tabii şeyimize göre unumuz az gelirse ilave ederiz. Onun iki su bardağı un ilave ettim. 2 yemek kaşığı kakao ilave ettim. Bir kabartma tozu, bir vanilin ilave ettim. Arkadaşlar onun biraz az geldi gibi de yarım su bardağı daha ilave edeceğim. Mikser acayip ses çıkarınca korktum. Onun için çok acayip şey yapıyor. Ben de el çırpacağıyla şey yapıp karıştırıyorum. Arkadaşlar hazırladığım kek malzemesini boşaltıyorum tepsiye. Arkadaşlarım kekli sosuma işlemleri bitti. Şimdi fırına vereceğim. Yerine tam yerleşmesi için. Hava kabarcıkları kayboldu. Şimdi fırına veriyorum. Isınmış fırınıma. Arkadaşlar şimdi iş toplusu için 2 paket krem şantiyi boşaltıyorum. Önceki mikser kabım çok acayip şey yaptı. Mikser çok acayip ses. Ondan
bunu getirmek zorunda kaldım. Sanki parçalayacak gibi. Bir bardakta soğuk süt ilave ediyorum. Arkadaşlar benim çikolatam olmayınca onun için bu pasta süslemelerinden bükeceğim, karıştırıp dolaba koyacağım. Mikser beni biraz korkuttuğu için kendime çok heyecan yaptım. Şimdi biraz buzdolabına koyayım, bekleteyim. Kekin piştikten sonra diğer malzemeleri hazırlayayım. Arkadaşlar, köstebek pastamın keki pişti. Şimdi bardakla şekil vereceğim. Köstebek pastamı bardaklara şekil veriyorum. Kaç tane çıkacak bakalım. Arkadaşlar, köstebek pastamın keki pişti. Şekil verdik. Bardaklarla beraber çıkardık. Tepsilere dizdik. Şimdi muzunu doğrayacağız. Bunları da ufalayacağız. Robottan geçireceğim. O zaman yine görüşürüz. Arkadaşlar, köstebek pastanın üzerine muz dilimleri koyuyorum. Sonra krem şanti üzerine sıkacağım. Muzlarım sanki biraz küçük olmuş gibi geliyor ama kendi küçük. Şimdi arkadaşlar, köstebek pastamın üstüne krem şantimi yayıyorum. Arkadaşlar, kekin kalan kısmını robottan geçirdim. Toz haline getirdim. Şimdi köstebek pastamın üzerine hazırladım. Krem şantilerin üzerini kapatıncaya kadar kapatacağım kek parçalarıyla.
Elim titreyince. Bir yerini kapatmam lazım. Arkadaşlar, köstebek pastamı üzerine süsledim. Neden şeyi önce krem şanti, muzu koydum. Sonra da kalan kek parçalarımı robottan geçirdim. Hepsini üzerine döktüm, güzelce yerleştirdim. Şimdi servise hazır. Arkadaşlar, köstebek pastamın her şeyi hazır, yemeğe yiyebiliriz artık. Kesip içine bakalım. Afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlar, her şey için teşekkür ederim. Bana desteklerinizden dolayı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir ara verdim işlerimizden dolayı. Gecikti, kusura bakmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen desteklerinizi bırakmayınız.